Açıklanmış oldu Ayasofya'da tarihi karar. İşte Ayasofya'da beklenen tarihi karar açıklandı. Danıştay Ayasofya ibadete açılabilir dedi. 10. daire işte son dakika bilgisi olarak ekranınıza getirdik. 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Arkadaşımız Yiğitcan Karatepe'ye hemen dönüyoruz. O kararın ayrıntılarını bize aktarsın. Hemen sözü Yiğitcan'a bırakalım. Fatih Şimen yayının başında bu saat dilimi içerisinde birkaç dakika sonra Ayasofya ilişkin karar açıklanabilir demiştik. Öyle de oldu. Danıştay 10. Dairesi Ayasofya ile ilgili kararını açıkladı. 1934 tarihli Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verildi. Hemen o kararın gerekçelerini de anlatalım sizlere. Ayasofya'nın statüsü muhafaza edilerek hukuk düzenimizde güvence altına alınan özel hukuk tüzel kişiliğine haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın mülkiyetinde olduğu Ayasofya'nın vakfedilen iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu belirtildi gerekçeli kararda. Ayrıca vakıf senedinin hukuk kuralı etiği, değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek ve tüzel kişilerle birlikte davalı irade için bağlayıcı olduğu belirtildi ve bununla birlikte de artık Ayasofya'nın önünde tekrar ibadete açılması için bir engel kalmadı. Danıştay 10. Dairesi gerekçeli kararında Ayasofya'nın arazisinin, mülkünün ve niteliğinin vakıf senedinde özellikle nitelikli bir şekilde belirtti ve vakıf mülkünün de herhangi bir kullanım amacı dışında da kullanılamayacağını belirtti ve bununla birlikte Ayasofya'yı müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi.